Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu kaçıncı Miraç dersiniz? 4. 562'deyiz. Devam ediyoruz dünden. Cenab-ı Hak tecelli zatiyle ve Esma-i Hüsna'sının azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki, arkadaşlar, mefhumu muhalifi ile nevi insanın manen en azam ferdine tecelli ediyorsa, mefhumu muhalifi ile nevi insanın normal bir ferdine, ki sen ve ben, tecelli azam değil, normal bir tecelli ediyor Cenab-ı Hakk'ın zatı ve Esma-i Hüsna'sı. Bu tezahür ve tecelli Mirac-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrıdır ki, Mirac-ı Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam'ı sırrıdır. Sır bu. Cenab-ı Hakk'ın zatının tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'sının azami mertebede tecelli edip onda tezahür etmesi ve tecelli etmesi, bu Mirac-ı Ahmedi'dir. Tezahür nedir? Yusuf, dolduracağız şimdi. Cenab-ı Hakk'ın zatının tezahürünü düşün. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının azami mertebedeki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da tezahürü nedir? Aradaki fark mı? Hayır hayır. Tezahür deyince ne anlıyoruz? Zahir, açığa çıkması. Zahir olması, açığa çıkması. Başka o lügat manası. Okuyayım. Şualar 9. Hem tevhid sırrıyla, tevhid demiyor. Çok önemli bu. İsraf yapmaz ustad, kelam israfı yapmaz. Tevhid sırrıyla. Şöyle misal vereyim. İhlas neydi? Kendi için. Ha yok, şey bakımından, yani eylem olarak, dusturlara uymak, değil mi? Dendiği için yapmak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Yani ihlas, dusturlara uymak. Sır ihlas nedir? Sırrı ihlas, külliyata geçiyor. Buradan oraya geçeceğiz de. Bu yaptığın hareketin, davranışın ruhta karşılık bulması. Dışarıda hii, içeride üflahını kesti. İçeride bu. Bu adamın nesi var? İhlası var. Sır ihlası yok. Bir de üçüncü bir tane de var. Hakiki sırrı ihlas var. Nedir o? Misal vermiştik. Buğday. Yeriz. Öğütürüz. Değirmende öğütürüz. Bir de hazmederiz. Şimdi bu sırrı ihlas ruhta karşılığı bulması. Hi'nin içeride de hi. Ama o sır ihlas, iyi dinleyin, bu çok önemli. Bak bir daha tekrar ediyorum. Hareketlerimizi burada lazım olacak. Hareketleri dendiği gibi yapmak ihlas. Onu özümsemek, yani öğüttük buğdayı. Bu ihlas. Hazmettik. Sır ihlas. Hakiki ihlas ise o hazımla doğan Allah ile münasebetimizin adı.
Vücuda uygularsak, öğüttük, vücut hazmetti, sonra enerjiye inkılap etti. Cenab-ı Hak ettirdi. Yani davranışlarımızı, enerjimizi heye gülüyoruz, enerjiye döndü. Şimdi arkadaşlar, tevhid malum. Allah'ı birlemek, Allah birliği, Allah inancı. Ama onun ruhunda hissetme. Bu neyle başlar? Fikre. Bu çok önemli de onun için duruyorum. Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Şimdi tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin, yaratılış ağacın meyveleri olan zihayatta, yaratılış, hepimiz yaratılmışız. Orada her bir canlıda bir şahsiyet ilahiye var. Hani deriz ya, şahsiyetimi laf ettirmem. Demiyor muyuz? Bak, şahsiyetimi laf ettirmem ha. Herkeste bir Allah'ın şahsiyeti var. Allah'lık hakikatının Celle Celaluhu, Celle Şanuhu'nun insanda karşılıkları var. Allah'ın bir şahsiyeti ilahiyesi var. Sırr-ı İhlas da gözüküyor. Başka ne var insanda? Bir ehadiyeti Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kainata tecelli eden, rububiyetinin hulasa, komprim, çekirdek şeklinde insandaki karşılığı var. Allah'ın bir şahsiyeti var. Bir de kainata ki rububiyet. Ve başka? Sıfat-ı sebaca, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı var. Zatı, subuti, efali diye. Mani, bu sıfat-ı seba denilen, o Cenab-ı Hakk'ın o yedi sıfatı var ya, onun manevi bir simayı rahmani var. Rahmani. İ'nin takkesi var. Arkadaşlar, İ'nin takkesi var. Simayı rahmani. İnsanda bir rahman siması değil. Rahman'a ait bir sima var. İ mensubiyet getiriyor. Rahmani, içeriye gir diyor. Risale'nin onun için değiştirir. Şey yapamaz, sen değiştiremez. Sen ne yaparsın biliyor musun? Rahman'ın bir siması var dersin. Hayır. O takke değiştiriyor. Manayı tam değiştiriyor. Sima-i Rahmani var. Nerede? Sima-i Rahmani'nin hakikati var. Gösteriyor. Ona ait bir şey var. Mustakil böyle bir şeysi yok. Başka? Dikkat ettiniz mi? Mahiyet-i Zatiye. İki. Şuunat-ı Zatiye. Üç. Sıfat-ı İlahiye. Dört. Temerküz-ü Esmai. Yani Esma'nın hakikatinin zahir olduğu en azam derecedeki bir yer neresi? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Sana ibadet ettiğimiz için senden yardım isteriz. Sana ibadet ettiğimiz için senden yardım isteriz. Senden yardım istediğimiz için sana ibadet ederiz değil ya. Senden yardım isteriz. Biz ancak sana kulluk ederiz. Nerede? K'de, ki, ya K'de. Hitaba muhatap olan zatın. Yani bu hitaba. Bu hitaba muhatap olan. Kim yapıyor bunu? Bir canlı, insan. Orada ne gözüküyordu? Bir sayarsak. Birincisi neydi? Mahiyeti. Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti. Onun karşılığı neydi? Şahsiyeti ilahiye. İnsanda. Allah'ın hakikatinin, Allah'lık hakikatinin insandaki karşılığı. Ki Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı gördü.
hangi Allah'ı gördü ehadiyetiyle, rüyetine ve kelamına mazhar oldu? Ne demek? Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah'taki karşılığını gördü. Ona ehadiyet deniliyor, vahidiyet değil. Bendeki oyla ona baktı. Ona şahsiyet-i ilahiye deniliyor. Sonra ne var? Ehadiyet-i Rabbaniye var. Sonra sıfat-ı seba cihetiyle bir simay-ı rahmani var. Sonra temerküz-ü esma, temerküz-ü esmanın insanda hakikati gözüküyor ve böyle bir manayı tefeyyüz etmiş bir insan, İyâke ne'abüdü ke, sen demek yani. Yalnız bu Nur Muhammed'i de Allah'ın bütün kainata olan rububiyeti, ondan sonra uluhiyeti, yani bütünüyle o çekirdeğe de yansıdığından vahidiyetiyle de ona şey yapmış olmuyor mu? Olmaz. Görüşmüş olmuyor mu? Vahidiyetiyle zaten vahidiyetin muhatında diyor Mesnevi'de ehadiyet var. Saltanı kainatta vahidiyet ama gene vahidiyet cilve olarak, tezahür olarak gözüküyor. Zatı olarak gene olamaz yani. Allah vahidiyetle mümkün değil. Ancak Allah'ı Allah bilir. Yani Nur-u Muhammed'i şahsiyeti bütün her şeyi içinde. Evet, her şey içinde. Yani cennet, cehennem, işte kainat, içindeki semalar, melekler, insanlar. Ha, o Nur-u Muhammed'i cihetiyle diyorsan, Nur-u Muhammed'i de vahidiyetle ahadiyet aynı yerde. İşte hepsi orada yani. Var tabii. Orada var. İşte o yönüyle Peygamber Efendimiz. Ha, onu o Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o bil kuvve bir çekirdektir. Bil kuvvedir. O insan değildir diyorsun. Değil. O insan değil ki. Ahmet'ti görüşen. Ahmet'ti. O da o Nur Muhammed'i Muhammed'ti. Şahsiyetiyle görüştü. Şahsiyet tabii. Hususi şahsiyeti. Yok ama umumun vekili. Çünkü yanında bir emanet, bir nur vardı, anahtar vardı. Neydi o emanet? Yanında bir emanet, bir nur, bir anahtar var. Tamam, her şey aç, her şey açan. Onu sonra, şimdi değiştirmeyelim. De ki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i teayyunu. Burada okuduk ki sırrı, Miracı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam sırrıdır ki. Sırrını okuyorum. Cilve-i teayyunu. Bunu buraya okumak için okudum buraya kadar. Cenab-ı Hakk'ın bir teayyunu var insanda. Lugat manası vermeyeceğim. Bir teayyunu var insanda. Cenab-ı Hak insanda bir teşahhusu var. Tezahür ediyor. Yoksa o şahsiyet, o hadiyet, o sima, o teayyunun cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür. Çünkü azamet ve kibriye perde olur, herkesin kalbi göremez. Azamet ve kibriya tenteneli bir perdedir. Cenab-ı Hakk'ı örten örtüdür. Herkesin bir örtüsü var. Kimisi asabiyetle kendisini Allah onu örtmüş. Azamet ve kibriya perdedir biliyor musunuz Allah'a? Allah'a örtüyor. Allah'a örtüyor. Mesela kimisi böyle saf gibi gözükür. Onun hakiki tarafını göremezsin. Saf. Kimisi aptal gibi gözükür. Kimisi özel iş dünyasını asabiyetle örter Allah. Herkesin bir perdesi var. Demek ki sırrı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, Miracı Ahmedi aleyhissalatü vesselam sırrıdır ki bu, onun velayeti risaletine mebde olur. Bu hal, yani bu dört hakikatin onda azami derecede tecelli etmesinden oluşan hale velayeti Ahmediye deniliyor. Onun için velayetiyle gitti, risaletiyle geldi. Sebebi neydi? Çok hikmetinden bir tanesi. Eğer
risaletiyle gitmiş olsaydı miraca, her Resul gitmesi lazımdı. Ama velayetiyle gitmesi, her peygamber bunun seviyesinde velayeti olmadığından, şahsi kemalatı olmadığından, cismen ve ruhen değil, kalben ve ruhen gitmişler peygamberler. Şu ifadeyi tam açabilir miyiz acaba? Tecelli azam tezahür eder ki. Nerede? Ha, tecelli azam tezahür eder ki. Ne demek? Evet. Tecelli azam tezahür biz etti diyelim. Hı. Eder ki diyor. Bu tezahür ve tecelli miracı ahmedi sırrıdır. Çok güzel. Yani bu, aferin, güzel yakaladın. Bak, harika. Yani bir tecelli azam var. Bir de asgar var. Tezahür ediyor. Azami bir tecelli. Onun adı da Miraç Ahmedi'dir. Azami tecellinin tezahür etmesine Miraç Ahmedi mi diyorsun? Evet. Azami tecellinin tezahür etmesi, görünmesi. Yusuf. Vardı. Tezahür mü etti diyor? Açığa çıktı. Tezahür. Yusuf, şöyle bir misal demiştik, hatırlıyor musun? Buraya tecelli eden esma mertebesinde bir esma. Arş-ı Azam'da tecelli etmiyor mu aynı esma? Arş-ı Azam'da o levh-i mahfuz'a mı? Arş-ı Azam'a da tecelli ediyor. Hı. Mesela buradan Rahman ismi gözükürken 70 bin perde arkasında Arş-ı Azam'da azamit derecede perdesiz tecelli ediyor. Evet. Tamam. Şu şeklen hayal ediyoruz. Hayal et. Arş-ı Azam. Evet. Şimdi bu Rahman ismi Arş-ı Azam'la buradaki atomdaki tecellisi de Rahman isminin tecellisidir. Bu iki nokta arasındaki alemin gayb, gayb alemi, lef-i mahfuz, arş, evet, kürs, alem-i erva, alem-i mana, misal vesaire. Bütün alemlere kendisine uygun, o aleme has ve hususu Rahman tecelli ediyor. Peki, bu Rahman ismi arşta tecelli ederken azami derecede alem-i şehadete tecelli eden mertebe yok mu burada? Var. Aynen. Peki, atoma tecelli eden Rahman isminde arşa tecelli eden esmanın hakikati yok mu içinde? Var. Şöyle düşün. Güneşten ışık tanesi geliyor, foton. Vuruyor bir çiçeğe, yeşil ortaya çıkıyor. Aslında o fotonda 7 tane renk var. Fakat 7 tane rengin içinde o çiçeğin yansıtma, kırılma açısı farklı olduğundan 7'sinden bir tanesini ortaya çıkarıyor, diğerini göstermiyor. Ama var yani. Evet. Bak şimdi. Alt çiçekleri de farklı renkler var. Yani Arş-ı Azam'daki Rahman isminin tecellisi arzdakinin 70 bin katı. Değil. Buradaki 70 bin bölü biri. Ha, şimdi ne anlatacağım? O zaman kainata tecelli eden Rahman, Rahman ismi mertebesi, Arş-ı Azam'da da var o mertebe. Evet. Neye benzer? Üniversiteyi bitiren bir insanın diplomasının içinde ilkokul ve ortaokul lise diploması da var. Var mı yok mu? Evet. Üniversite diploması bir daireye götürdüğün zaman resmi daire, hani ilkokul diploması denilmez. Arş-ı Azam'da bütün mertebeler var. O zaman bu kainata tecelli eden bütün esma mertebesi burada var. O zaman burada bu varsa, o zaman arşta da bu alem var zaten. Bu alem orada da var. O arşta tecelli eden esma, bu alemde de bir kuvve varsa, o alem burada da var. Birbir içine girmiş. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Bak, iyi dinle, bana bak şimdi. Bak, şeklime bak. Bütün esma paketi bende. Bil kuvve. Aşk. Arşa tecelli eden esma da açıldı burada. Açığa çıkarttı. Burada açılıyor. Burada açıldı. Oradaki şey burada açılıyor. Burada da açıldı, orada da açıldı. Nasıl oluyor? Aynen. O zaman bu alem, bu alem diye demeye gerek yok. Açılma hadisesi alem var. Miracı.
kendisinde azami derecede tezahür edince zaten kendisini bu bir kuvve, bir fiil açığa çıkınca kendisini hemen arşta gördü zaten. Anında. O yüzden mi peygamberimiz bu açığa? Peki bu açığa çıkma, bu mertebedeki Rahman, misal Rahman dedik, buradaki Rahman, arştaki Rahman, burada perde gittikçe kalkıyor bak, perde kalkıyor, Rahman kalkıyor, Rahman'ın perdesi örteni kalkıyor. Şimdi burası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da tecelli azam demek, bu alemleri ifade eden Esma'nın bütün mertebesi burada iken, buradaki Esma mertebesi, bütün alemlerin mertebesinin hakikati iken, bu azami derecede tezahür edince otomatik olarak bütün alemlere tecelli eden Esma da gözüküyor. Gözükmesi o anda kendisinde o Esma gözükünce bütün alemlerde gözüktü bir anda. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bir anda, zamansız. Zaman yok. Nereye gidiyorsun? Alem misali bitirdim, alem-i mane. Hadi bakalım. Atla gidiyoruz. Hadi bakalım Alim Erba. Öyle bir seyahat değil. Değil. Bir anda her yerde. Miraç hacısı gitti geldi diye söz veriyor. Yok gitti. Gitti ama nasıl ifade edeceksin? Yani böyle bir ok doğrultusu değil. Mesela benim söz şey kelamım. Sesim. Sana gelmiyor mu? Ama gitti denilir. Benim sözüm sana gelmedi mi demek. Ama öyle değil yani. İnbisat ediyor. Benim sözüm oku çeker de noktada noktaya gitmek gibi değil. Kuşatarak gidiyor. Öyle de bir imkanım olsa ki. Burada konuşurken hiç aktarılmadan bütün aynı anda konuşma anında sende de belli olsa. Gitmeden, yayılmadan, ses duymadan her yerde sesim olsa. Lambanın bir anda açıldığında her yerde olduğu gibi. Evet, şehrin girişinde. Yani birine gidip sonra öbürüne gitmiyor. Şehrin girişinde mesela bu Almanya, Cuxhaven'in. Şehrin girişinde trafo var. Safın yanında ampul var. Bir de şehrin sonunda bir ampul var. Şarteli kaldırdığın anda ustad diyor. En yakınına en uzağına aynı. Bu yandığı anda en sondaki de yanıyor. Aynı anda. Aynı anda. Her yerde. O manada yani. Açığa çıkıyor. Ve gidiyor. Seyahat yapılıyor. Bazı zındıkların kasten işte seyahat yok mu, yoktur, manevidir. Haşa. Bizzat seyahat var. Bizzat ama bizim gibi ne haber be, nasılsın yok. Surat yapıyor, biraz da surat yap. Değil. Peki velayet-i risaletine medde oldu. Ne demek? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber değilken de peygamberlik hakikati ve ruhu ve velayeti vardı. Malum mağaraya çekilir, namaz kılarmış İbrahim aleyhisselamın. Baki kalan diniyle ibadet ederdi. Hiçbir zaman şirk yapmamışlardır. Hiçbir zaman zina, içki, hiçbir şey yoktur. Nur Dağı'na çıkar ibadet ederdi. Velayeti vardı yani. Durup dururken efendim peygamber al sana bu paketi mecbur al dememiş. İşaret-i Caz'da bir yer var hatırladınız mı? Aleyke'ye ileykenin tercihi. Mesela şu, Hüseyin al bunu. Bak ne oldu? Yanlama. Şimdi ben yukarıdayım. Yukarıdan aşağıya. Al bunu. Buna aleyke. Buna ileyke. Peygamber aleyhissalatü vesselama acına bak ayette nübüvvetin verilmesi şeklini aleyke kullanmıyor, ileyke kullanıyor. Ustad diyor ki, bu da gösteriyor ki peygamberliği teklif etmiş Allah, iradesiyle iradesini blok etmemiş Cenab-ı Hak, peygamberliği teklif ediyor, Cenab-ı Peygamber de teklifi şartla kabul ediyor. Peygamberliği şartla kabul ediyor, Allah da şartını kabul edince nübüvveti veriyor. Hangi şart? Onu anlatmıştım, uzun olur şimdi. Velayet-i Risaletine başlangıç. Başlangıç itibariyle onun o kemalatı, Resullüğüne başlangıç olmuş. Peygamber değilken peygamberlik hakikatini yaşıyordu. Temel atılmış. Tabii ruhun da böyle.
İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan diniyle. Bazıları soruyor tabii. Bu arada sorulara da cevap vereyim de. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası, torunu, dedesi hangi nikahla nikah yapılmışlar? Yani Peygamberimizden önce İslamiyet başka formatta vardı. Ne vardı? İbrahim Aleyhisselam'ın dini vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini bakiydi, geçerliydi. Bazı efratta böyle asaletli soylu ki Abdülmuttalip kavminde, ailesinde vesairede o şey vardı. O İbrahim Aleyhisselam'ın dini vardı. Ona da delil nedir? Gösteriyor. Çok delili var. Bir tanesi de Kabe'ye, Ebrehe giren yıkmaya ne demiş o? Onun sahibi var. Ben de develerin sahibiyim. Bu inancı gösteriyor. Bu Allah inancı, tek inancı. Allah'ın kainata sahip olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olduğunu gösteriyor. Ve onların nikahıyla nikahlıydı. Tamam. Onun velayeti risaletine başlangıç oldu. Velayet ki zıldan geçer. Yani gölge değildir. Bak velayet ki o tasavvuf gibi değil. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıl yoktur, gölge yoktur. Velayet aynayla giden kişi miydi? He. Velayet mesela direkt güneşe bakamıyor. O gölgeli oluyor. Tabii. Ama risalet ise direkt. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. Ne? Risalet. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Neydi o? Damından pencere açmıştı. Hatırladın mı? Miraç ise Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın kerameti kübrası. Demek ki Miraç ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerameti kübrası. En büyük kerametlerinden bir tanesi Miraç'ıdır. Hem mertebe-i ulyası olduğunda Risalet mertebesini inkılap etmiş. Anladın mı? Ne anladın? Bu zılı gölgeyi yaptım da merak ettim. He. Bu nedir diye. He. Bu kabiliyet ve istidatlar dedim ya. Bunları kullanarak, geliştirerek belli bir derecede inkişafa insan kendini getiriyor. Getiriyor. Onsuz olmaz mı diye düşündüm de. He. Bunu hatta bundan birkaç ay önce sen telefonda cevaplamıştın. O olur demiştin ama o istisna. Yani illa belli bir terbiyeyi, belli bir şeyleri kullanarak mı illa biz belli bir mertebeyi, inkişafı gerçekleştirmemiz, bunun kısa yolu yok mu demiştim ben. Sen de var dedin ama o istisna. O zaman o istidat ve kabiliyetler, o gölge dediğimiz şeyler kullanılmadan da direkt hedefe varılıyor. O da işte o risaletiyle. Risalette zırh yoktur diyor. İşte risaletin içine girersen ki hadis var böyle. Evet. Ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyen var mı? Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam. İlim yapmak istidadı geliştirmektir. Evet. Yapmadan ilim sahibi. Nasıl olur ya Resulallah? Takmanızı artır. Allah veriyor. Verdikleri bak bakalım, sebep mi vardı? Onun için risaletin hakikatine girdin mi, zıl yok. Bir misal vereyim. Sen ortalık karıştırıyorsun, tamam mı? Şimdi beni buralara sokuyorsun, bak. Bir yanlış anlaşılırsa günah senin. Bak. Biz, Nurculuğun dışında, hangi cemaati görürsen gör. Mutlaka önünde birisi var değil mi? O ne kadar kamil dahi olsa o senin istidat ve kabiliyetlerini şekillendiren olduğundan seni hudutlar. Müstakil bakamazsın. Damını açıp güneşe bakamazsın. Onun penceresiyle Resulullah'a bakarsın. Onun penceresiyle Allah'a bakarsın. Öyle değil mi? Evet. İyi.
Peki, Risale-i Nur'da kimden biz ders alıyoruz? Mesela şunu, şu soruya cevap verelim. Allah için söyleyeceğiz. Şu anda biz ilim yaparken, geçen derste hiç ustad hatırladın mı? Vay be, ustadın maneviyatı nasıl, nasıl şahsiyeti var, ne ilim var, yok. Müracaat etmeksizin bir şeyleri araştırıyor. Hiç, kazıyor. Hiç kendisi yok ki. Evet. Mesela 25. sözü okurken hiç ustad hatıra geliyor. Şimdi burasını okurken, şimdi bana yarım saat oldu belki. Hiç ustad var mı? Yok. Şans. Hiç ustad yok. Şans var mı yani burada? Müracaat yok kimseye. Yani kim var şimdi, kim var? Usta kimse yok, biz konuşuyoruz. Allah. Şimdi, bu nedir? Bu risalet hakikatinin zuhuratıdır. Risaletin içine girmektir. Şahsiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dairesi hayatına girmektir. Direktir bu, gölge yok burada. Çok ince bir nokta. Evet, yani fazla kelam kullanmayacağız, anla bunu. Evet. Şimdi iki türlü şey var, al var, silsile, nesep, bunu da iyi dinle. İki türlü seyitlik var. Nasıl? Bir risalet âli var, bir de nesebi al. Nesebi al, Peygamber aleyhissalatü vesselam sülbünden gelmiş, biyolojik. Risalet âli ise Allah Resulü'nün risaletini, davasını, ruhunun ruhu, Allah'ını, Kur'an'ını yüklenmek. Tamam. Hakikatini. Hakikatini. Bu risalet âlinin hamaleleri, hamalları, taşıyıcıları. Öteki nesebi âli ise bedendir. Risalet âlinde gölge yoktur. Risaletin içine girmek. Evet. Risalen, şimdi burayı okurken vay be ustad, benim şeyhim, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Peki okuyup da kafa kaldırınca kimi görüyorsun? Şimdi bunu okuyunca bu esmadan konuştuk arkadaşlar. Kimi görmeye çalışıyor? Kim sana tedavi ettin? Fikrine, zihnine kim şey, kim gelmeye çalışıyor? Rabbimiz. Rabbi. Direkt buna akrabiyet ilahiye denilir. Direkt müracaat. Ama seni hudutlayıp benim hudutlarım dairesinde seni hudutlamak kurbiyettir. Yani kişinin Allah'a yakınlığı kurbiyettir. Ama hiç Allah sebep kullanmaz. Hiç de meziyete bakmaz. Allah'ın kula yakınlığı akrabiyettir. Bu da risalettir. Esma'nın mertebeleri Hiç atlanıyor. Direkt. Bu mertebeler. Ona güneşte misal verelim. Güneş bizden 150 milyon kilometre uzak. Evet. Sen ona yaklaşmaya çalışırsan 150 milyon kilometre kat etmen lazım. Evet. Bir sürü de zırh giyeceksin yanmamak için. Ama ikinci bir yol var. Güneş sende. Sen güneşte olman çok zor. Ama güneş sende. Yeter ki camını aç, perdeni aç. Peki böyle bir şey nasıl bize gelebilir? Bunu kendimize celbedebilir miyiz? Evet. Güneşin bize gelmesini. Oo, harika bir soru. Maşallah. Kafan çalışmaya başladı çok. Güneş... cevap, ustana soralım. Ustadım, bu adamın, senin talebenin sorusunu duydun. Bu risalet âlini perdesiz bir de gözükmesinin nasıl olacak? Tahmin ediyorum şunu diyeceksin muhakkak. Şükür, fi takva. Hayır. Onu demeyecek misin? Yok. İyi, o zaman tamam. Farklı bir şey. Dinleyebiliriz. O konudaki dersti. Çünkü o şeye müracaat etseydin diyecektim onlar... Hayır. Şey olacaktı bu sefer. Yine müracaat, bir yere müracaat ederek, vasıta kullanarak gitmek olacaktı. Hayır. Onlar olsaydı. Hayır. Yani takva şu bunlar da bir neticede oraya evet. Ulaşmaya vesile oluyor. Yani. Başka bir şey diyeceğim.
Bil ey gafil müşeveş Yusuf. Said diyor da. Cenab-ı Hakk'ın nur marifetini yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek, berahim ve deliller mesamatiyle temaşa etmek iktiza ediyor ki, iyi dinle, senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru, tenkit parmaklarıyla yoklama, tereddüt eliyle tenkit etme, sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Almak istiyorsun ama elsiz alacaksın. Elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih oldur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, burhanlar üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Evet. Bu kısımda nasıl olacak bu? Hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Tenkit bu eleştirme manasında değil. Evet. Karıştırma. Burhan kullanma. Mevlana der ki, iyi dinle. Bir makam var ki, o makamda, makamın iktizası konuşmak şirktir orada. Bozar. Sıkıntı. Edilse akar kaçar. O ab-ı hayat parmağa mekan ihtiyaz etmez. İkinci kısım marifetullah. Birincisi su gibiydi. Hava gibidir. Hissedilir. Fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ne yapacağız ya? Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan, tenkit eliyle atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ihtiyaz etmez, ona razı olmaz. İyi dinle şimdi, şuna hazır ol. Üçüncü kısım ise, nur gibidir. Görünür. Fakat ne hissedilir ne tutulur. Öyleyse kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et. Bekle. Belki kendi kendine gelir. Duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer halis ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, ilimle teveccüh etsen ona, ilim, bilgilerle etsen, evet, sönmese de gizlenir. Allah. O zaman her şeyi bırak. Çünkü, Hüseyin şunu da kapatır mısın? Çünkü öyle açtım nur... Açtım onu, kapatayım mı? Kapat. Çünkü öyle nur, o kapıyı aç. Eğer, bir daha okuyorum, dağıttılar. Evet. Eğer halis ve maddi elini uzatsan, maddi mizanlarla kafayı şerifini tartsan, sönmese de gizlenir. Kafanı sokma. Unutma söyleyeceğim, şu parantez açtım. Her şey akılla elde edilmediği için, her şeyi akılla koruyamazsın. Her şey akılla verilmediği için aklın ölçüleriyle işin içinden çıkamazsın. Her şey aklın miktarı ile sana ihsan edilmediği için aklın tartılarına getiremezsin. Çünkü öyle nur
maddide hapsi razı olmadığı gibi kayda da giremez. İlim kayıttır. Kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. Peki bunlar nasıl şey yapılır? Nasıl böyle hastalarımıza dokunur? Nasıl yani hastalarımız? Bak. Avlanır mı? Bak, hani buradaki şunları yaparsan bu olmaz dediği şey. Ne yapacağız? Yapmamamız gerekiyor. Yani. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. İyi dinle, 136 gene. Toparlayın. Senin mahiyetine, hakikatına değil, öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. O kadar hassas ki, değil dünya, atomu koyamaz onun içine. Kabul etmiyor. Mahluk şeyi kabul etmiyor. Fani hiç kabul etmiyor. Atom. Bir zerreyi kabul etmiyor diyor. Öyle hassan var. Öyle hassaların var sende. Neye benzetiyor? Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Öyle değil mi? Koya buraya teneke. Doğuda öyle yapıyorlar. Kafayla taşıyorlar. Ama o da bir organ. Göz de bir organ. Ama göze bir saçı koyamazsın gibi. O latife bir saç kadar bir sikleti, o latife bir saç kadar bir ağırlığı, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Ne yapacağız? İyi dinleyin. Okumak istediğim cümle şuydu. Madem öyledir, hazar et, dikkatle bas, batmaktan kork. Kim batıracak beni? Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma, oraya batırma. Kainatı yutan hakikatını saydıklarımızın içine batırma, mezar yapma kendine. Orası sana mezarlık olmasın. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette uyutar. Nasıl yani? Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sahife-i amalin ekseri ve sahife-i ömrün alebi içine girdiği gibi çok küçük şeyler var. Öyle büyük eşeği bir cihette yutar, istiab eder. Şimdi Bülent diyor ki, ne dedin? Bırakmayacağız şimdi. O kadar. Aynı yeri ben bugün kendi dersim varken okudum. Birinci lemadan. Ve buraya geldim, dedim ya bunu bir sorayım. Allah Allah. Ama uyuyordum burada. Rahat ediyordum. Ben? Ha bugün? Ya uyuyordun ya Kur'an okuyordun. Şimdi hususi derse müdahale edip edepsizlik yapmayayım dedim. Belki zaman olursa sorarım diye. Bunu o sor... Evet, okuduğun yere, okumak istediğim yer var dedin ya. Orayı. Saat 4'lerde miydi neydi işte. Tamam. Ben de söylemedim burayı oku diye. İhtiyacı hak etmiş. Ha bu nedir? Evet. Bu hani var ya bir kardeşin kalbinde bir meyil, bir arzu, bir ihtiyaç, iştiyakasın olur. Allah onu bilir. Samimiyeti derecesine koyar ötekisinin kalbine, o da onu konuşur. O papağan gibi, teyip gibi konuşur, kim için konuştuğunu bilmez. Allah kullanıyor. Yani. Kullanıyor. Allah bizi kullanıyor. Hani havalimanında inince ilk şöyle yaparım. Hiç unutma. Her zaman istisnasız Allah verdiği için söylüyorum. Evet. Havalimanında inerim yurt dışında. Hava yere indim, pasaport dairesini geçtikten sonra alıyorum çantamı. Bütün servetim o, kitaplarım eşim. Ey Rabbim, senin mülkün burası da. Bakayım beni nerelerde kullanacaksın. Allah'ım beni istihdam et.
Beni nerede kullanacaksın? Ve seyredeceğim kendimi. İnan vallahi seyrediyorum. Nerede kullanıyor? Seyrediyorum. Mesela bir hadiseye denk getiriyor, bir aileye çözülmüş aileye denk getiriyor, dertliydi. Bugün işte 60 küsur yaşında birini tanımıyoruz. Evet. Nereden, nasıl bulmuş? Denden dolayı, bondan daha ileri. Uzun! Uzun! Bunlara dinlettim. Onun için gülüyorlar. Telefonu size verdik. Uzun! Hangi şehrinin ifadesi ise, sen Kur'an okuyunca kafam şişiyor kuzum! Her tarafı, suratıma geliyorlar diyor. Hasta ya. Sarmış her tarafını. Neyse biz de Kur'an... Ama öyle bir dua da duymadım. Bana öyle dua ediyor ki. Yani okuduğum zaman her şey suratına iniyormuş. Parçalayacaklarmış geliyormuş. Diyorlarmış ki okutturma ona, sustur. Telefonu koymuş ya kulağına, bizden çok uzak belki de kaç yüz kilometre. Diyor ki bana, Allah senin kalbini evliya kalbi yapsın. Hep bunu biliyor, başka bir şey bilmiyor ki işte masum kadın. Çocukları getirmiş, iki ay mı ne olmuş almaya. Allah bilir hangi yerden, hangi şehirdedi. Bir köyündenmiş. Masum yaşlı bir yaşlı kadın. 64 yaşında. Yani Allah onların yüzü hürmetine, onların duası hürmetine Cenab-ı Hak bize ihsan edecek de ya. Niye? Başka çaremiz yok. Yani mecbur edecek başka çaresi yok. Onu da yok, benim de yok. Yani Cenab-ı Hak ne yapayım? Başka çıkış yolu yok. Mahkemeyi veremezsin Cenab-ı Hak. O bizi affedecek ya. Başka hiçbir şansımız yok. Evet. Öyle ama böyle Cenab-ı Hak bizi affedecek inşallah. Ümit varız onda. Kaç dakika oldu? 45 dakika. 5 dakikasında şu şeyi bitiremeyecek miyiz? Yok. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar, ikinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise velayet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamın kerameti kübrası. Risaleti şey açılmıştı. Hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesini inkılap etmiş velayeti. İlk önce biz de uygulayalım. Derse geldin. Aa çok hoşuna gitti. Kitap okudun falan. Başladı velayet. Başladı velilik. Allah dostu olmaya başladın. Her namaz kılan Allah'ın dostudur. Allah'ın velisidir. Velidir yani. Hele Almanya gibi yerde namaz kılan. Velidir tabii. Başladı ve bu sefer başladı kitap aldı, derslere geldi, gidip gitmeye başladı, tefekkür etti, okudu. O sıyrıldı oranın şeyinden, artık manayı fark etti. Dershane artık şahısların sırtında olmakla beraber fark etti, burada bir dava var. Bir başka bir şey var burada. Onu hissetmeye başladı, oraya doğru dalmaya gitti işte. Su gibidir, hava gibidir. Nur gibidir. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İmelekin, anelekin, hakkalik. Başlıyor. Zehra, katre, reşa. Evet. Aynı hakikat. Miracın batını içi velayettir. O nedir o? Halktan, bak, halktan hakka gitmiş. Velayetin yönü nedir? Hakka halka değermiş. Burası yukarıya. Bu velayettir. Zahiri miraç risalettir. Nedir o? Halktan halka geliyor. Bir tanesi gidiyor. Bir tanesi geliyor. Hatırladınız mı? Neredeydi? 30. sözde hemen bir felsefede ikide bir soruyorsunuz onu. 30. sözde sayfa 539. Enen'in bir vecini nübüve tutmuş gidiyor. Diğer vecini felsefe tutmuş geliyor. Tamam. Şimdi o ha geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Ne demek? Şimdi insan güneşe 150 milyon kilometre mesafede uzaktadır.
Bu ona yakın olmanın adı, senin güneşe doğru hareket etmenin adına kurbiyet denilir. Bu da velayettir. Yani o zaman velayet, yani kendi çaban ve gayretinle, ilmin marifetinle güneşe, Allah'a yaklaşmak. Bu velayettir. Marifetinle, ilminle, kemalatınla, vasıf ve sıfatlarına, istidatların inkişaf ederek devam ediyoruz. Bu velayettir. Buna mukabele ederse Allah, o denin de risalet hakikatındır. Herkeste risalet hakikati var. Daha ileri bir şey konuşayım. Eğer sen marifet imanı yakalar, hakikatin yani risaleti ruhunda hissedersen, Adem sensin, Nuh sensin, Şit sensin, Muhammed sensin aleyhissalatü vesselam, Musa sensin, hissedersin bunu. Ulema-i ümmeti kenbiye ben İsrail. Yani ümmetimin uleması ben İsrail peygamberleri gibidir. Yani bir beldeye gittin, peygamber vasfı neydi? Tebliğ etmek, dini yaşamak, yaşamaya vesile olmak. Risaleti buydu. Ama bir beldeye gidiyor bir nur talebesi, köyde anlatıyor, yaşıyor. Orada ne yapıyor bu işi? Velayet yapmıyor, risalet yapıyor. Sanki Muhammed aleyhissalatü vesselam oraya gitmiş. Onun vekili. Onun vekili orada. Onun vekili kendisini ne kadar fenafil Resul'de hissederse, unutma, vekillik yaparken kendisi ne kadar fenafil Resul'de hissederse, o Resul'dur orada. Oranın Resulü odur. Onun için, onun içindir ki, onun içindir ki, iyi dinle, sanki Adem sensin, delilime bak. Adem, hani var ya, peygamberimiz bir rivayeti var. Adem benim, Nuh benim, Şit benim. İyi dinle bak şimdi. Fe ennemâ tuvellû fesemme vechullâh. Ayet-i kerimesinin sırrıyla, nesiyle, hangi yöne dönerseniz Cenab-ı Hakk'ın veci oradadır. Sırrı ile şualar 756, cihat-ı siteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvül eder. Bak sen kimsin? Nereden başladın? 60 yaşında mısın bakalım? Sen nerelerdesin? Soruya cevap verecek. Çok soru zannedecek. Hatta mümin olan bir insanın kim? Mümin olan bir insanın. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar manevi bir ömrü vardır. 60 sene falan değil. Ve insanın bu manevi ömrü daha ileriye götürüyor. İnsanın o dünyanın kuruluşundan sonuna kadar o manevi ömrü aslında ezelden ebedi uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Aslında bizim yaşımız ezel, öteki tarafımız ebed. Çünkü bizi her tarafımız Cenab-ı Hak kuşatmış, çepeçevre. Cenab-ı Hak huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batinu ve huve bikül şeyin alim. Her tarafı kuşatmış. Biz maddeten 60 yaşındayız. Yani burada bulunmuşuz. Ama dava itibariyle imanın ifadesi, imanın yaşı. İmanın yaşı nedir? İmanın yaşı yoktur. Ezelden başlayıp ebede gitmiştir. Çünkü iman bir intisaptır, iman bir bağdır. İman ettiğin anda ezel ve ebedle bağlandın. O zaman yaşın yoktur. Senin manevi ömrün ezel ve ebedle devam ediyor. Çünkü ona ayna oluyorsun. Artık fanilik denilen bir şey, o esmanın mertebesi yok oluyor. Bu kainat esmanın tecellisi değil mi? Ama kainat fani. Esmada fanilik var mı? Evet. Esmanın bir mertebesi fanidir. Bu kainat esmanın tecellisi. Ha sen sıyrılırsan bu mertebeden, esmanın bu hakikatından sıyrılırsan, esmanın fanilik ciheti kalkar. O zaman baki tarafı oldun. O zaman senin manevi ömrün ezel ve ebed. Bak başka ne diyecek? Ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesinde, iman sayesinde, başlangıç ve sonunu nurlandırıyor sayesinde, imanını kullan. İnsanın şu dar zaman,
ve mekanı iman sayesinde şu dar 60 sene ve şurası mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem, bak, bu büyük alem var ya, bir insanın hanesi gibi olur. Kainat, Allah'ın yarattığı her şey hanesi gibi olur. Mazi, mustakbel zamanları insanın ruhuna ve kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Yok öyle bir şey. O zaman senin ömrün Adem Aleyhisselam'la başlamıyor. Ömrün ezel, vefatın dediğin şey de o nisbidir, ebeddir. O zaman bu kainat senin hanen gibi ise, bu kainat senin vücudun gibi ise, bu kainattaki her şey senin hakikatin değil mi? Senin hakikatin. Bu kainatın küçültülmüş hakikati değil mi? Hepimiz. Bu kainat büyük insan değil mi? Peki bu kainata gelmedi mi Adem Aleyhisselam? Peki benim neyimin karşılığıdır o? O zaman şuuru imanla Adem benim diyebilirsin. Sen Adem'sin. Niçin iman etme demiş? Adem Aleyhisselam'la ne işin var senin şimdi? İman etmesen kafir oluyorsun. Peki mefhumu muhalifiyle iman edersen onun tersi ne olursun? Adem'sin sen. Adem'i inkar edersen, Adem'i örtersen, gizlersen Adem'in kafirisin. Örtün küfür, kafirlik örtmek demek. Adem'e iman etmek, Adem'le bağlanmak, Ademleşmek, Adem'e hakikatını ruhunda hissetmek. O zaman Adem benim. Nasıl hissedeceksin? Biri sanki Adem peygambere dil uzatsa rahatsız olmaz mısın? Adem benim o zaman ruhunda hisset. Adem benim, Şit benim, İlyas benim, Nuh benim, Musa benim, Muhammed benim, İsa benim diyebilirsin. Diyebilirsin işte bu cihetle. Böyle bir terakki edersin. Böyle bir ruha sahip olabilirsin kendine. Evet. Orada artık, orada peygamberlik muayyenliği yok artık. Allah'ın zatıyla artık tefeyyüz etmiş bir ruh. Artık berzaklar sıyrılmış. Onların ruhu içerisine giriyorsun. Onun için mesnevinin ruhu. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamın daire hayatına gir. Ben diyor gece aleminde, ben yatsı namazında gece aleminde Muhammed aleyhissalatü vesselamın daire hayatına girdim diyor ustad. Nereye girmiş? Ben daha otaki odaya geçemiyorum. Ama neye girmiş yani? Son şey okuyorum. Çünkü meratibin tayına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebiyet-i ilahinin inkışafı sırrına bakar ki bir an-ı seyale kafidir. Bir an-ı seyale ne demek? Tak! Bak bakayım bana. Bir an-ı seyale. Hem oradasın hem buradasın. Buradasın, oradasın, orada değil, buradasın. Her şey bir. Dürdüğümüz. Ama aynı zamanda seyahat oluyor. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş. Bir anda. Bir anda gitmiş, bir anda, bir an. Zaman yoktur biliyorsunuz. Anların toplamı var. Zaman yok, nedir? An. Tık, 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 tık. Bunlar an zam almış, an zam almış, zaman olmuş. Anlar toplanınca zaman olur. Aslında zaman yoktur. An vardır. Tık tık. An şu. Tık. Şu tık var ya tık. Gitti tek burada. Burada. Tık. 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 Bitti. Bir anda dönmüş. Bir anda gitmişti yukarıda. Bir anda dönmüş. Tık. Tık tık. Zamansız ve mekansız alemi girdi. Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Ben de gidersem söylerim size. Sorunuz yoktur. Kameradan sormuş. Vahirda vahum enilhamdülillah rabbil alemin. Kameradan sonra bacım ben bir yere gidiyorum. Bu saatten sonra ben bir yerde randevum var. Kameradan bir her şey bitiyor. Randevum da bir sorun. Vahirda vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.